Evet, merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün her zamanki gibi yine bir parfüm anlatmak için buradayım. Bugün anlatmak istediğim parfüm Guerlain Black Perfecto Le Petite Robe Noire. Yani küçük siyah elbise. Ama ben buna küçük siyah elbise demek istemiyorum. Tamam, küçük siyah elbise serisinden çıkan bir parfüm, fakat bu daha çok deri mont, deri ya da deri elbise olabilir. Evet, çünkü burada deri notası var, süet notası var. Şimdi ben de bu parfüm daha birkaç hafta sadece. Birkaç hafta bunu kullanıyorum. Birkaç hafta önce bunu aldım. Ve bunu ben beğendim. Bunu sevdim. Ben de 30 mililitre, gördüğünüz gibi sadece 30 mililitre ufak aldım. Küçük aldım. Açalım içini. Parfümü çıkartalım. Siyah karton içinde. Burada yazılar falan var. Gold da var. Bir de burada da bançkot var. Çıkartalım. Parfüm bu. Cam bir şişe. Cam bir şişe ve burası deri gibi yapmışlar kapağı, alt kısmı. Burası da deri gibi yapmışlar. Bakın. Şimdi bunun şişesi çok hoşuma gidiyor benim. Gerçekten çok güzel bir şişe. İçi kesinlikle içi görünmüyor. Işığa tuttuğunuz zaman da içi gözükmez. Kapak gayet güzel oturuyor. Çok güzel oturuyor kapak. Yani salarsanız hiçbir şey olmuyor. Kokuya gelince, şimdi ben bu parfümü sıkmıştım bir 10 dakika önce. İlk sıktığınızda tıpkı burası gibi kokuyor. Sert kokuyor. Biraz erkeksi gibi, kokusu gibi kokar. İlk sıktığınızda öyle. Ama bu fazla uzun sürmüyor. Sadece birkaç dakika böyle sert kokuyor. Erkek parfümü gibi. Sonra oynamaya başlıyor. O sertlik, o baskınlık gidiyor. Ve cildinde çok güzel ve çok hoş koku kalıyor. Şimdi benim cildimde kesinlikle öyle. Bunun notaları önce söylemek istiyorum. Sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi bu parfüm öncelikle tatlı, meyveli, bademli ve süet, deri kokusu, süet kokusu, süet. Şimdi bunun notalar. Bu parfüm daha yeni bir parfüm, yeni sayılır. 2017'de piyasaya çıkan bir parfüm. Parfümcü her zamanki gibi Terevasır. Bu serisi özellikle Terevasır yapıyor. Yani herkese istiyor ki bütün kadınlara bu seri hoşuna gitsin. Yani bu elbise olmadı. Diğer elbise olur. Yani o kafanda yapıyor herhalde bunları. Ve daha kim bilir kaç tane çıkacak bunlardan. Küçük siyah elbiselerden. Öncelikle üst notalar vişne, badem ve siyah çay. Orta notalar gül, lakriçnik. Alt notalar süet, deri, yani deri süet, siyah misk, patchouli ve ton kafa fasulyesi. Evet, yani notalar bunlar. Kaç tane notalar var? Burada 9 notalar var. 9 notası var. Öncelikle benim hissettiğim, ilk sıktığımızda dediğim gibi
Erkek parfüm gibi kokuyor. Çok sert kokuyor. Mesela tıpkı böyle kokladığınız zaman. Aynı böyle ilk sıktığınız böyle. Sonra da cildinde yaşamaya başladığı zaman kokusu o kadar değişiyor ki. Kokusu çok fazla değişiyor. Benim hissettiğim ilk o sertlik gittikten sonra vişne hissediyorum. Sanki çikolata içinde vişne. Burada çikolata yok ama ton fasulyesi var ve sanırım vişneyle beraber o lezzeti veriyor. Yani vişne çikolata gibi. Sonra bademi güzel hissediyorum ve gül. Gül böyle kıpkırmızı dolu dolu bir gül. Onu güzelce hissediyorum ve tabii ki çok güzel bir süet. Süet o kadar harika kokuyor ki yani bu parfüm sizi böyle sanki sizi sarıyor her tarafında yumuşacık süetle gibi. Yani çok güzel. Ve bir damla patchouli hissediyorum. Patchouli ile ben pek anlaşamam. Ama bu parfümde patchouli çok az. Dediğim gibi bir damla patchouli. O patchouli bu parfümü patchouli sayesinde bu parfüm çok tatlı böyle olmuyor. Bu parfüm biraz da bir tatlı oluyor. Biraz nasıl desem size ya biraz da ciddi oluyor. Yani çok hoş, çok güzel bir parfüm. Kalıcılığa gelince bu parfüm gayet kalıcı. Yani çok kalıcı diyemem buna ama benim cildimde 4-5 saat rahatlıkta duran bir parfüm. Saçımdan daha uzun duruyor ve giysimden yıkayana kadar durur. Yayılımı bunu güzel yayılımı var. Yani 1 metre civarında çok fazla yayılımı yok ama dediğim gibi bu sanki sizi sarıyor her tarafında. Yani bu parfüm güçlü bir parfüm. Bunu çok fazla sıkmaya anlamı yok. Yani bir tane, bir, iki fıs yeter de artar. Çünkü dediğim gibi çok güçlü bir parfüm. Daha fazla sıkmayınız gerçekten. Yoksa etrafındaki insanları boğabilirsiniz ve her şeyden önce kendine boğabilirsiniz. O yüzden bir iki fıs size yeter bence. Başka ne diyebilirim bunun ilgili? Şimdi vişne hissediyorum. Süeti çok güzel hissediyorum. Bademi güzel hissediyorum. Gül güzel hissediyorum. Lakriçnik biraz hissediyorum. Tonka fasulyesi de hissediyorum. Biraz da patchouli hissediyorum. Siyah çay ben hissetmiyorum. Ve siyah misk de hissetmiyorum. Onun dışında bütün notaları güzel hissediyorum ve gerçekten çok hoş bir parfüm ve çekici bir parfüm. Evet, çekici bir koku kesinlikle. Yani erkeklerin tarafında çok beğenilen bir koku. Erkekler size sorarlar hangi parfüm kullanıyorsunuz çok güzel bir koku diye derler. Bunu diyebilirim sizlere. Sanırım bunun yaş sınırı yok dediğim gibi yaş sınırı yok. Genç, çok genç kızlara gibi değil ama 25 yaş ve üzeri. Ta sona kadar. Evet, öyle bir parfüm. Bir şey daha söylemek istedim, unuttum. Yaş sınırı yok dediğim gibi. Öncelikle bunu almadan önce test yapın mutlaka. Çünkü bu parfüm dediğim gibi çok güçlü bir koku ve eğer siz onu test etmeden alırsanız beğenmezseniz eğer o zaman biraz hoş olmayacak. O yüzden herhangi bir mağazada öncelikle bunu test edin. Eğer sizin cildinizde güzel oturursa, eğer miskle anlaşıyorsanız, hele burada siyah misk var,
Hermes'le anlaşıyorsunuz ve seni bir şey rahatsız etmezse bu parfümde onu ondan sonra alın. Kör alışı yapmayınız çünkü gerçekten parfüm güçlü bir parfüm. Çok iddialı bir parfüm. Yani herkese göre bir parfüm değil kesinlikle. Eğer siz hafif kokulardan hoşlanıyorsanız çiçeksi ya da böyle hafif soft kokular, fresh kokular. Bu parfüm kesinlikle size göre değil. Burada çiçek yok. Burada gülden başka bir çiçek yok. Ama gül nasıl bir gül? Böyle kocaman simsiyah gül nasıl kokar? Öyle kokuyor bu parfüm. Ve vişne, ekşi vişne değil. Çok artık vişne simsiyah olmuş vişne. Deri, badem, yani parfüm gayet iddialı ve bütün herkes için değil. Eğer sert birazcık daha sert kokulardan hoşlanırsınız, evet sizlere göre. Ama yumuşak kokulardan hoşlanan kadınlara için tabii ki bu parfüm onlara için değil, sert gelebilir. İnşallah sizlere yararlı oldum. Bu yorum yararlı oldu. Eğer bir sorunlar olursa bana yazabilirsiniz. Cevap vermeye çalışırım. Benimle kaldığınız için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.